istemem rakı. Kadir, son kez soruyorum. Sen bu piyanoyu nereden aldın? Ya Hulya, bin kere söyledim. Şahsen bizzat ben kendim aldım. Hayır Kadir, sen bu piyanoyu almadın. Sen bu piyanoyu çaldın değil mi? Teessüf ederim Hulya. Çok kırıcı oluyorsun. Yani yaralıyorsun beni. Beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın Kadir? Kadir abi öyle şeyler fark etmez ki yenge. Boşuna uğraşıyorsun beni. Sus! Konuşma. Git sen bahçeyi sula. Kok kömürü. Ya Kadir, koskoca piyanoyu nasıl çaldın söyler misin? Hulya, ikide bir de çaldın deyip durma. Ben piyano çalmam. Ben Mozart mıyım ya? Ay çok komiksin. Peki o adam niye geldi buraya? Hangi adam ya? Piyanom çalındı Nilgün. Piyanom %100 o evde. Senin piyanonun Zühtü Bey'in evinde ne işi var Allah aşkına? Biri teslimat adresini değiştirmiş. Bana gelecek piyano Zühtü Bey'in kiracılarına gitmiş. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Kiracıları beni tanımaz etmez. O zaman? Belki de Zühtü Bey yapmıştır. Sen hırsızlıktan tutuklanma diye ben hep yalan söylemek zorunda kaldım biliyor musun? Tamam Hulya, tamam. Her şeyi itiraf ediyorum. Bu piyanoyu iş yerindeki bir arkadaş hediye etti bana. Sonra pişman oldu, piyanosunu almaya buraya geldi. Ya bırak Allah aşkına ya. Kim kime piyano hediye eder Kadir? Yalan söyleme artık. Sevilen bir insansam ben ne yapayım Hulya? Bu işi yapanı kesin bulacağım. Ben Zühtü Bey'in yapmadığına eminim. Onun evinde zaten bir piyano var. O yapmadıysa niye aramama engel oldu? Niye beni evden kovdu? Bu saygın insanların evine gelip piyanonuzu aldıklarını iddia etmeniz çok ayıp Ersan Bey. Ama efendim... Yeter Ersan Bey, biraz sakinleşin, sonra konuşalım. Bu çok büyük bir mesele efendim. Konuyu takip edeceğim. Güle güle. Evet, evet. Kesinlikle Zühtü Bey. Yapma Ersan. Daha piyanoyu bile görmemişsin evde. Evet, görmedim. Çünkü sakladılar. Ama sesini duydum. Ya başka bir şeyin sesini duyduysanız? Hayır canım. Piyanoydu. Emin misin? Bir piyano sesi duydum sanki. Nereden geldi? Kapıdan geldi. Ben bakarım. Evet, evet. Görmemiş olabilirim. Ama duydum. Bence Zühtü Bey veya bir başkasını suçlamadan evvel emin olmalısın Ersan. Bence de. Piyano o evde. Eminim. Tekrar gideceğim. Ama bu sefer tebdili kıyafet gideceğim. Ortada piyanodan çok daha önemli bir mesele var Kadir. Neymiş o Hulya? Ben sen oldum. Hı? Sen ben mi oldun? Evet. Ben aynı senin gibi oldum. Anlamadım Hulya. Açar mısın biraz? Yalancı biri oldum. Sürekli iş çeviren bir kadın oldum Kadir. Anne ya, odama ne zaman müzik seti alacaksınız? Alırız kızım, hallederiz. Of anne ya, hallederiz, hallederiz. Cevaplıyorum artık Kadir. Aman benim canım, canım, canım. Gıdık, bırak gıdık. Bırak beni Kadir. Şu an kaç tane yalım devam ettirmek zorundayım biliyor musun sen? Olsun Hulya, hallederiz. Olmasın işte. Kadir, ben sen olmak istemiyorum. Güzel kızım. Geçen derste söyledim, şimdi de söylüyorum. Şan dersleri 18 yaşından sonra başlar. Yani bu yaşta başlamaz, tamam mı? Onun için ben senin koroda güzel şarkı söyleyebilmen için sana yardımcı oluyorum. Şimdi ben yapayım, sonra sen yap. Şimdi ben şuradan alayım. Ya. Şimdi şöyle güzel bir gülü koklar gibi nefes al. Ya. Konuş. Ya. Ya. Peki bu çeneni biraz daha indirir misin bak? Ya. Gibi. Ya. Aferin bak çeneyi indirirsen daha güzel. Tamam mı? Nefes al. Ya. Evet. Ya. Çeneyi indirirsen daha güzel olacak. Ya. Gibi.
gibi. Bu kadarı yeter sana. Şimdi bunun üstüne şarkımızı söyleyelim. Veyahut da ben biraz yapayım, sen dinle. Ha? Tamam mı? Ya. Kudret. Kudret. Ne var ya, ne var be, ne var be? Şuraya bak. Bir şan dersin diyeceksin. Kadının sesi itfaiye sireni gibi geliyor. Hadi sen alışverişe git istersen. Ne alışverişi? Öbürsü gün bayram. Biraz şeker meker alırsın. Oğluna söyle o zaman. Beni niye yolluyorsun? Sen yapıver alışverişi. Hem bak itfaiye sireninden de uzaklaşmış olursun. Bunun sesi çarşıya da geliyordur. Su istemişsiniz. Biz su istemedik. İstemişsiniz hanımefendi. Al işte, piyano burada. Bir de yok diyorlar. Acaba annemler mi istedi, Allah Allah? Evet evet, yaşlı bir sesti. Ben bir sorayım. Ben bunu sizden almasını bilirim. Ama ben ne zaman şarkı söyleyeceğim? Güzel kızım, muhakkak söyleyeceksin ama... önce güzel bir nefes... ondan sonra şarkı. Gel bakalım şimdi sana bir nefes. Önce eline al şöyle güzel bir... Hayır kızım, biz su filan istemedik. Bu sucu niye geldi o zaman? Afife Hanım'ın sesine gelmiştir. Piyanonu çalacak mıyım peki? Tabii çalacaksın ama o ayrı bir ders. Annem diyor ki bu piyanoyu belki geri yollarız. Siz ondan konuşur musunuz? Tabii. Ceren'cim, bu piyano bu eve yanlışlıkla geldi. Biz sana daha güzelini alacağız dedik ya. Almayacaksınız işte, biliyorum. Alacağız kızım. Bir şey aldınız, onu da geri alıyorsunuz. Ceren. Of ya, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Şan dersi de istemiyorum. Hay Allah, çok da iyi gidiyordu. Piyanosuz olmaz mı bu iş Afife Hanım? Olmaz. Kesinlikle piyano lazım. Ceren. Ağlama kızım. Ne olur ağlama. Ben piyanomu çok sevmiştim anne. Ne olur almayın onu. Ne olur. Efendim? Ben bir karar aldım. Neymiş Hülya? Artık bu piyano olayını sorgulamayacağım. Ama bak, nereden aldıysan bu ay aldığın maaşı götürüp parasını ödeyeceksin. Olmaz Hülya, ben maaşımı kimseye vermem. Vereceksin Kadir. Ya git kimden aldıysan ver, vicdanımız rahat etsin. Ama Hülya. Bak, ayrıca Zühtü Bey kimliğini açıklayacaksın. Nasıl yani ya? Hem yanında çalıştığını hem de bu evde oturduğunu söyleyeceksin Kadir. Niye söylüyorum Hülya, ne gereği var? Söylemedikçe adamın karşısına çıkamıyorsun. Sen çıkamadıkça ben sürekli yalan söylemek zorunda kalıyorum. İyi de Hülya, daha önce doktor olduğumu söyledik adama. Şaka falan deriz. Saçmalama Hülya, olmaz öyle şey. O zaman hem evden çıkarırlar hem de işimden kovulurum. O zaman ben söylerim. Bu sabah çok gıcıksın Hülya. Vallahi söylerim, billahi söylerim. Yeter artık ya, artık yalan yok. Ama Hülya. Bayram sabahı onlarla bayramlaşırken sen de ailenle birlikte olacaksın Kadir. Artık dürüst olacağız. Tamam Hülya, of ya, nereden çıkarıyorsun bu dürüstlük saçmalığını anlamıyorum. Saçmalık deme Kadir. Tamam Hülya, tamam, hoşça kal. Güle güle. Oh. Hadi, hadi Hülya temizliğe. Ne temizliği ya? Bu bayram bir yere gidecek misiniz Ersan Bey? Valla bu bayram evden hiç çıkmayacağım. Böyle bir iki zorunlu ziyaret var, onları halledeceğim. Sonra bayramı evde kızlarımla oynayarak geçireceğim. Afiyet olsun. Of, ben bütün bayram el öpeceğim. Afiyet olsun. Bayram gençken zor oluyor. Yok teyzeni ziyarete git, yok halanı ziyarete git. Yok teyzenin kayınçosunu ziyarete git. Değil mi Hasan? Sen kaç tane el öpeceksin bu bayram? Çok fazla değil. Belki de hiç. Günaydın.
Günaydın. Günaydın Kadir Bey. Of ya. Yalısında oturduğumu nasıl söyleyeceğim ben Zühtü Bey? Zühtü Bey niye gelmedi acaba? Bugün mezarlık ziyareti yapacaklarmış. Belki gelmez. Ha doğru ya, Arife bugün. Onlar Ziya Halit Paşa'yı ziyarete giderler. Oh be. Zühtü Bey olmadığına göre söylemek zorunda değil. Buyurun Kadir Bey. Bu resim imzalanacak. Tabii Berin Hanım. Buyurun. Ne oldu Ersan Bey? Bulabildiniz mi piyanonuzu? Buldum, buldum. Öyle mi? Neredeymiş? Zühtü Bey'in kiracılarına gitmiş. Allah Allah. Allah Allah. Neyse, neyse. Kapattım o konuyu. Almaya yemin etmiştim ama sonradan vazgeçtim. Hı? Aa, niye? Dün gittim oraya, baktım benim piyano orada. Başında da Zühtü Bey'in karısıyla kiracıların küçük kızı şan dersi yapıyor. Kız iki günde piyanoya öyle bir bağlanmış ki baktım verin piyanomu desem yıkılacak. Ben de vazgeçtim. Bayram hediyesi olsun. Benim de iki tane kızım var. Bir şeyi sevdilerse ellerinden almamak lazım. Çok üzülüyorlar. Parası ne olacak peki? Vallahi bayağı paraydı ama küçük bir kızın kalbinden daha önemli değil ki. Ne yapalım? İyilik yap denize at demişler. Onun parası da gelir bir yerlerden herhalde. Alo. Ha geldi mi o ürünler? Tamam iniyorum, iniyorum. Berin şu kırtasiye dosyasını al sen de gel. Yap denize at demişler. Onun parası da gelir bir yerlerden herhalde. Kadir abi, ben çıkabilir miyim? Nereye Hasan? Çıkmam lazım, işim var. İş saati bitmeden nereye Hasan? Bugün Arife ya, annemle babamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Geçen bayramdan beri gidemedim, bakımsızdır şimdi. Hasan, kusura bakma. Ben bilmiyordum. Önemli değil. Nereden bileceksin ki? Tamam, sen çık Hasan. Sağ olun Ersan Bey. Hasan dur. Ben de geleyim seninle. Birlikte dua ederiz. Tamam. Hay Allah ya. Ben de çocuğa bu bayram kaç tane el öpeceksin diyorum. Sonunda uyudu. Beni de çok üzdü. Bugün mezarlığa birlikte gittik. Orada bayağı doldurdu kendini. Hay Allah'ım ya. Kadir, bu sıralar Hasan'la biraz daha ilgilen. Ne olur onu abilik yap. Kimsesiz ya. Vallahi elimden geleni yapıyorum Hurya. Neyse. Sonunda Ramazan'ı bitirdik. Ya babam artık oruç yüzünden kurt adam olmayacak. Annem de masada çok yemek yiyip çakılıp kalmayacak. Ne yaptın?
yaptığın piyano işini ödedin mi parasını? Ödedim Hulya, ödedim. Ay Kadir, harikasın sen. Benim tavsiyelerimi dinlediğin zaman seni iki kat daha fazla seviyorum. Tabii Hulya, sıfırın iki katı yine sıfırdır ama. Deli, sen benim her şeyimsin. Sen de benim her şeyimsin. Anne, sen yatmamış mıydın daha? Sana bir şey sormaya geldim. Buyur sor anne, neymiş? Filtreni verdin mi evladım? Vermedim anne, unuttum. Her sene hatırlatmak lazım zaten sana. Sen niye hatırlatmadın? Ben... Doğru. Sen zaten bayramda temizlik yapılması gerektiğini bile hatırlamıyorsun ki. Tamam anne, tamam. Ben yarın hallederim. Ben sana demiştim değil mi? Vermemiştir diye. Hiçbir şey tek başına akıl edemez ki. Ne yapayım baba? İş güç, insan unutuyor işte. Böyle şey unutulur mu? Bari kalk yerinden. Etrafta bir sürü yardıma muhtaç insan var. Sokakta şöyle 10 dakika yürüsen en az 10 kişiye filtre vermek aklına gelir. Sen kime verdin baba? Sen bana hesap sorma. Kendi filtrene bak. Baban bizim filtremizi berberin çırağına vermiş. Babası hastaymış çocuğun. Neyse baba, Kadir de verir. Geçti artık. Bayram namazından önce verilecekti bu. Ben bayram namazından önce birini bulurum baba. Pakistan'a yardım yapsak Kadir? Tabii ya. Deprem olmuştu orada. Dün televizyonda yine gösterdiler. Çocuklar aç, susuz, perişan sokaklarda. Ama yarın banka kapalı. Ben nasıl para yollayayım Pakistan'a ya? Ay olsun Kadir. Madem bir yardım yapacağız, ihtiyacı olan insanlara gönderelim. Peki bayramdan sonra yollasam fitre sayılır mı baba? Olmaz ama olsun. Önemli olan yardıma muhtaç birilerine yardım etmek. Tabii canım. Bizim depremde herkes bize yardım etmişti. Şimdi sıra bizde. Doğru söylüyorsun anne. Geç bile kaldık. Olsun. O insanlar hala sokakta. Hala evleri yok, hala ilaca muhtaçlar. Peki ne kadar yollamak lazım baba? 5 lira yollasam bile faydadır ya. Tabii ben şimdi 5 lira dedim ya, sen hemen 5 lira yollama. Yok baba, 50-100 bir şeyler yollarım herhalde yani. Aferin oğlum. Keşke herkes senin gibi yardım etse. Hadi ama, bayram sabah surat asılmaz. Rafi. Ya sor? Biliyor musun, bir kardeşim olsa senin gibi olsun isterdim. İyi alıştık değil mi birbirimize Dombili Baykuş Hasan? Evet ama sen yine de baykuş deme istersen. Süt oğlan seni. Kardeşim benim, iyi ki varsın. Sen de. Kadir abiniz daha inmedi mi aşağıya? İnmedi. İnmez. Her bayram böyle yapar. Sürüne sürüne camiye gider. Anne bu kadar erken kalkmak zorunda mıydık? Evet babaanne ya. Bayram sabahları erken kalkılır. Erkekler namaza gidiyor. Böyle karpuz gibi yatılmaz. Onlar gidip gelsinler anne ya, bize ne? Oldu. Sonra baban yolcu etmedik diye bütün bayram boyunca söylenip dursun. Kendileri gidemiyor mu babaanne ya? İstersen biz götürüp camiye de bırakalım. Bak kızım, madem annen öğretmedi, babaannenden öğren. Bayramın bazı gerekleri vardır. 1, bayram günü erken kalkılır, erkekler namaza yollanır. 2, bayramdan önce ev temizliği yapılır. 3, tatlı yapılır. Tabii vakitlice. Of anne ya. Bahriye biz çıkıyoruz. Bak. Gördün mü kızım? Sistem tam otomatik. Senin yüzünden içeride yer bulamayacağız. Tamam baba, gideriz hemen şimdi. Seccademiz var Kudret amca. Avluya serer sığışırız. Tabii baba, yani sinirlendi ne değmez sabah sabah. Ya 6 yaşından beri gidiyorsun, bir öğrenemedin şu işleri. Allah bilir ben olmasam bayram namaza da gitmeyeceksin. Niye baba? Senin rızan için mi kılıyorum ben bu namazı? Sus! Bana cevap verme. Hadi bakalım, iyi namazlar. Ne demek iyi namazlar? Ya Allah kabul etsin denir, güle güle gidin, güle güle gelin denir. Nereden çıktı şimdi iyi namazlar? Canım, iyi namazların nesi var? Hadi Kudret amca, hadi bak biz geç kalıyoruz, hadi gidelim. Sübhanallah, tövbe tövbe, tövbe tövbe. Ya bu adam Ramazan'ın bir dert, bayramın bir dert.
Bıktım adam. Bıktım. Fırın nasıl yanıyordu?